Acı bektaşı beni, sen naniksin ben muradım gelmeyi sağ. Çetin evladı Muhammed Cafer bildim ismi. Şahına gel ol Şah Merdan Ali İmran aşkına. Ali İmran aşkına. Yâri Kerbela'da Yezid'in zulmü sonucu yitirdiğimiz İmam Hüseyin ve 72 mazlum ve tüm yeryüzü Kerbela'nın mağdurlar için yas orucu tutuyoruz. Bizler Kerbela'nın yanında günümüze kadar yaşanmış tüm katliamlar için yas tutar, zalimin karşısında Hüseyin'i oluruz. Hüseyin'e duruş bizler için çok önemlidir. O eğilmez baş, bükülmez bilek kısmı bizlerin yaşam felsefesi olmuştur. Bizler o günden aldığımız mirasla bugüne kadar zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya esas almış hep Hüseyin olmuşuzdur. Burada biraz anlaşılması gereken, Yezid'in pilavı yağlı da olsa Hüseyin'in yanında aç kalmayı, Yezid'in testiler dolusu suyu da olsa Hüseyin'in yanında susuz ölmeyi tercih edenlerdeniz. Kerbela'dan günümüze kadar birçok acılar yaşandı, katliamlar yaşandı. Dersim'de, Maraş'ta, Sivas, Çorum, Roboski, Gezi, 6-7 Eylül olayları, Ankara katliamı. Ve biz bu tüm yaşanmış acılar için yas tutuyoruz. Sadece insanlar için de değil. Doğada yaşanmış kıyımlar için de yas tutuyoruz. Orman yangınları için de yas tutuyoruz. Tabiatın yasını tutuyoruz. Doğayı talan eden maden şirketlerine karşı da duruş gösteriyoruz. Nasılsa sokak hayvanları için çıkarılan yasaya karşı duruş gösterdiğimiz gibi ve bu yasaya da karşı dur demeliyiz. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun bir yerde zulüm varsa orası Kerbela'dır. Biz zulüm olan her yeri Kerbela olarak görüyoruz. Bugün sevgili başkanım çok güzel özetledi. Bizim inancımız cana kıymet verir. Canı kutsal. Biz ormanlara, derelere, hayvanlara, bitkilere saygı duyarız. Bugün sokak hayvanlarına bir yasa çıkartıyorlar. Yanılmıyorsam yarın son günü onun da. Bizim için orası da Kerbela'dır. Bizim için HES'ler yapılan ırmaklarımız, derelerimiz de Kerbela'dır. Bizim için Kaz Dağları'nda maden aranırken, o doğayı katlederken orası da bizim için Kerbela'dır.